Öğrenci işleri üniversitelerde öğrenciden en çok nefret edilen ve öğrencinin en çok nefret ettiği departmandır. Bilim adamları bunun sebepleriyle ilgili uzun yıllardır araştırma yapsalar da henüz bir sonuç çıkmamıştır. Merhaba, öğrenci belgesi alacaktım ben. Ne için? Öğrenci olduğum için. Tamam, ismini bırak, bir hafta sonra gel al. Yalnız bana bugün lazım. O zaman geçen haftaya dön, ismini bırak, bugün al. Hanımefendi, alt üstü bir sayfa vereceksiniz. Niye o kadar abarttınız ki? İşimiz başımızdan aşkın, yoğunluk var. İyi de sizin işiniz bu değil mi zaten? Öğrenci işleri yazıyor. Ya bir de şeyi soracağım, kayıt dondurma var mı sizde? Yeni bitti. Maraş dondurma var, yer misin? Hanımefendi, niye bu kadar gerginsiniz anlamadım ki ben. Öğrenci değil misiniz? Hepiniz aynısınız. Şimdi trip yapıyor ya. Ne istiyorsun sen? Niye geldin? Öğrenci belgesi istiyorum. Bugün git, yarın gel. Hanımefendi, bana bugün lazım. İsmini yazdır, bir hafta sonra gel. Hanımefendi, iyi misiniz? Değilim. Ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Seçenekler sunuyorum, sen hiçbirini kabul etmiyorsun. Ya çattık bela ya. Ya bana o öğrenci belgesini verirsiniz ya da sizi şikayet ederim. Bana bak, numaranı söyle. 531-372. Öğrenci numaran. Ne yapayım ben senin telefonunu be? Yalnız kaldığımda bir öğrenci sesi duymak isteyeceğim de seni mi arayacağım? Hem bana bak, ben o kadar yalnız biri gibi mi duruyorum ha? Am I not pretty enough? Is my heart too broken? Do I cry too much? O değil de öğrenci numaramı unuttum ben. Kendin de unutsaydın çocuğum. Hayda, çattık bela ya. Şimdi ilkokul öğretmenin triplerine girdi. Ya istemiyorum öğrenci belgesi falan, tamam. Gel buraya gel. İsmini söyle. İsmail Öztürk. Al. Şehirde öğrenci işleri böyle yürümez. Öğrenci işleri çalışanları size her zaman güler yüzle davranır ve sorunlarınızı çözmek için uğraşır. Size güler yüzlü davranmak için hep içlerini atarlar ve bazıları gizli gizli ağlayarak stres atar. Do I cry too much?